Geçen yılın Ağustos ayında Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Parti sekreteri atandığından itibaren bölgedeki polis sayısını hızla artıran ve bir dizi baskıcı uygulamayı yürürlüğe getiren Cellat Chen Chuengo, polis ve silahlı kuvvetlere güvenlik önlemlerini daha da arttırılması yönünde talimat verdi. Türkiye hükümeti, Kırklareli geri gönderme merkezinde tutuklu bulunan 21 nefer yaşlı çocuk kadın Uygur'u serbest bıraktı. Son zamanlarda İtalya'da Inter ve Milan, İspanya'da Atletico Madrid, Fransa'da Lyon başta olmak üzere birçok kulübün Çinli iş adamı tarafından satın alınması dikkat çekiyor. Başbakan Yıldırım, Asya'nın finans merkezlerinden Singapur'a 2 gün sürecek resmi ziyaretine başladı. Yıldırım ziyaret kapsamında Başbakan Lee Hsien Loong ve Singapur Cumhurbaşkanı ile bir araya geliyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, 6,5 yıldır devam eden iç savaşta zafer işaretleri olsa da savaşın halen devam ettiğini söyledi. Müttefiklerinin siyasi, askeri ve ekonomik desteğinin savaşta avantaj sağladığını, savaşın kayıp ve yüklerini azalttığını ifade eden Esed, müttefikleri Rusya ve İran'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in başkanlığında bölgelerin sosyoekonomik kalkınması ve devlet programlarının uygulanması üzerine bir toplantı gerçekleştirildi. Nazarbayev, bölgesel valilere yatırımcı çekme çalışmalarını geliştirme ve formatlama tavsiyesinde bulundu.